Özel okul ücretleriyle ilgili tartışmalar sürerken internette son dönemde satılık ilanları artmaya başladı. Bazı okul sahipleri bu kurumları ya satmaya, kiralamaya ya da devretmeye çalışıyor. Kimileri ise ilanları daha cazip kılmak adına öğrencili ifadelerini kullanıyor. Kimi öğrencili ifadesini kullandı, kimi yanına karlı notu düştü. İnternette satılık okul ilanları göze çarpıyor. İstanbul Arnavutköy'deki bir özel okul için 218 milyon lira isteniyor. İlan sayfasına göre Sarıyer'deki bir okul için ise 50 milyon lira. Okulun önünde ise kiralık yazısı var. İstanbul'da ilan sitelerine konulan eğitim kurumlarından birisi de işte burası. Sarıyer Ferahevler'de bir özel okul ve hemen karşısında kiralık yazısı karşımıza çıkıyor. Fakat daha sonra bu okul kiralanacak mı? Eğitim kadrosu, yönetim değişecek mi? Tüm bunlar eğitime nasıl yansıyacak? Bu soruların yanıtları henüz belirsiz. Özel okulların durumu son dönemde tartışma konusu. Veliler yer yer %100'ü aşan zamlardan şikayetçi. Fırsatçılık 40 bin lira 50 bin lira olması gerekiyor yani. Yani çocuk orada ne yapacak ki? Orada bir öğün yemek yiyecek. Ama okul olduğu için belki devlet bir yardım yapabilir, bir destek yapabilir yani. Sektör temsilcileri ise artan maliyetlerin özel okullar üzerinde baskı yarattığını söylüyor. Özel okulda bir yıl önce %36.8 zam izni verildi ya. Ama elektrik %300 arttı. Bir özel okulun ki bir okul yapmak en az 200-300 milyon şu anda. Özel okulun karlılığı maksimum %15. Maksimum ama öğretmeninizin maaşını yatırırsanız, sigortasını yatırırsanız ve bir şeyden eksiklik yapmazsanız. Buradaki sorun şu, devletimiz veliye destek vermesi gerekir. O özel okula değil. Biz özel okula destek verilmesine karşıyız. Son 5 yılda 3000'den fazla özel okulun maliyetleri karşılayamadığı için kapandığı belirtiliyor.